Doğalgaza %15, elektriğe %12 zam geldi bir gün içerisinde. Bu zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla asgari ücretliye çok. Yani çok zorlanıyoruz. Hakikaten de çok büyük zamlar geldi. 400 küsürden aşağı gelmiyor zam. Yani doğalgaz, elektriğe. Yani ülkenin durumu hakikaten çok kötü. Bize keşke dış ülkeler, hani şey, insan hakları var ya, o insan hakları bizlere yardımcı olabilseler keşke. Hani bizim bir özgürlüğümüz olması gerekiyor. Hani idaresinde olan kişileri değiştirme haklarımız olabilsin diye. Gerçekten asgari ücret çok ayıp bir şey. Ve çocuğum üniversite sınavlarına giriyor. Her sınavda başkaları kazanıyor, çocuğum kazanamıyor. 7 puan, 4 puanla kaybediyor. Asgari ücretle çalışıyor. Yazık değil mi? Ona da geçinemiyoruz. Yani çok zor bir durum. Yani Türkiye için çok zor. Hani biz iki kişi tamam rahat geçinebiliyoruz diyelim ama bir başkaları çok zor. Keşke bize yani dünya başkan, yani liderlerinden, yani insan hakları bize yardımcı olabilse. Biz evet kendimiz oy vererek getirdik ama bu şansımızı biz bir daha kullanmak istiyoruz. Gerçekten gitmesini istiyoruz. Biz olmuyor. Yani hakikaten de yani bu bizim haklarımızı nasıl ödeyecekler? Asgari ücret ve her gün değişiyor. Ben bugün buzdolabımız bozuldu. Buzdolap almak için gittim. 10 TL. Nasıl alacağım? 10 TL'nin de üzerinde. Ve adam diyor ki bir haftada değişiyor abla diyor. Ben nasıl onu alacağım? Yani hakikaten çok zor. Emekliye de çok zor. Keşke o 1 TL'yi de bize vermeseler. Yani biz gerçekten veballerimizi, yani haklarımızı helal etmiyoruz. Ben şunu isterim, Kılıçdaroğlu olsun, hangisi olursa, lütfen gerçekten sağlam adımlarla, yani yapabileceklerse gerçekten bu erken seçim olsun. Bizler gerçekten çok zor durumdayız ya. Hani alışveriş yapamıyoruz, niye biz tatillere gidemiyoruz? Ve ev almak o kadar kötü ki, o kadar zor ki, ben Fatih'te oturuyorum. 1,5 trilyon evler, hani eski parayla öyle 1,5 TL. Ben nasıl alacağım onu? Onu hiçbir başbakanımız bizi düşünüyor mu? Düşünmüyor. Ama ben de ona diyorum ki eğer Sırat Köprüsü'nden geçerken ben ona hakkımı helal etmeyeceğim. Etmiyorum, evladımın hakkını da helal etmiyorum. Yani tamam geldi, gidebilir de. Bize insan hakları lütfen, sesleniyorum, lütfen bize yardımcı olsun. Hiçbir kimse kusura bakmasın, ben insan haklarına sesleniyorum. Lütfen bize bir, yani eğer insan hakları gerçekten varsa biz bunları kullanmak istiyoruz. Ve ben de günahlarımı, yani veballerimi üzerine veriyorum. Haklarımı da helal etmiyorum. Ne çocuğumun hakkını helal ediyorum ne bizim hakkımızı. Ya 10 TL'ye ben nasıl bir buzdolap alabilirim şimdi? Yani kaldım ortalıkta, hani alabilirim belki ama zorlanırım, taksitle alırım. Hiç düşünmüyor. Bankadan kredi çekebilirsiniz. Hayır, çekemiyoruz. Ev almak için kredi çekebilirsiniz. Bunlar çok yalan, biliyor musunuz? 300 TL'ye hadi borç harç aldım, ev aldım. Ben o 300 TL'yi nasıl ödeyeceğim biliyor musunuz? 650 TL olarak ödeyeceğim. Bunu nasıl düşünebiliyor? Ben bir daha yani Kur'an'ı kullanarak, imanı kullanarak bir daha kimsenin gelmemesini istiyorum. Gerçekten Allah'tan korku denen bir şey yokmuş. Ben de Kur'an okuyorum, namaz kılıyorum ama hakikaten yani az önce bile 1 TL adamın geçecek diye çok korktum. Onu bile istemedim. Düşünebiliyor musunuz? Onun vebalini düşünüyorum. Lütfen bize, yani dünya insan hakları, lütfen eğer insan hakları gerçekten varsa bize yardım etsinler. Erken seçimi istiyorum. Biz çok yanlış yaptık. Tek lider getirelim. Bizim canımızı o kadar çok yakıyor ki. Ve gülüyor. Televizyonda işte gülüyor. Ya ben diyor işte şu kadar emekliye de para veriyorum, şunu da veriyorum. Çok yalan ya. Hayır. Biz niye kurban kesemiyoruz? Biz niye yani kiramızı zorlanıyor? Ya benim oturduğum yerde 4,5'tan başlıyor kiralar. 2,5'tan başlıyor kiralar. Ev sahiplerinin hiçbir şeyleri yok, acımaları yok. Onu verirken ben nasıl vereceğim? Emekliye hiçbir hak yok ya, marketler. Peki bu marketler, doğalgaz, hepsini neden başbakana işliyor? Neden bizi, yani bir kere gelsin de ya, bir kere görsün. Markette her gün fiyat değişiyor. Her gün fiyat değişiyor. Bizim alım gücümüz yani sıfırlandı ya. Lütfen ben bir de şunu söylüyorum. AK Partililere, eğer bir daha onları tutup da bizleri aşağılayacak olurlarsa bizim vebal ve günahlarımız onların boyunlarına olsun. Ve hakikaten çok çekiyoruz.
çok çekiyoruz ya. Kira vermek, şeyde oturmak. Yani 1,5 trilyon ne demek ev parası? 1,5 TL. Kim verebilir? Hangimiz verebiliriz çalışmakla ya? Oğlum da asgari ücret, kocam da asgari ücret. Nasıl olacak? Ve böyle insanlar çok. Elhamdülillah diyoruz, çok güzel geçiniyoruz diyoruz ama bunu o diyanettekiler hep böyle fakirler işte şükretsin. Hepsi yalan. Ve doğalgaz, biz elektriği şaşırdık ya, 200 küsürün üstünde geliyor maalesef. Doğalgaz 600 lira geldi maalesef. Yaz ödemesine indik, 140 lira geldi maalesef. Lütfen başbakanımız, yani ben gerçekten eğer öbür dünyada geçecek olursak, ben Allah'a şahit tutarak ben ona hakkımı helal etmiyorum. Çünkü benden alacak o hakkı. Etmiyorum çünkü hayır, geçinemiyoruz. Gelsin görsün bakalım. Ben Fatih Balat'ta oturuyorum. Araplara, Katarlara o kadar evler satılıyor ki. Ya adamın biri geliyor, devletten geldik diyor. Kaç tane ev alıyor bir günü içinde biliyor musun? Tam 7 tane ev alıyor. Buna 1,5'tan nasıl ev alabiliyorlar? Yani onlara bütün hayatlar, şartlar sunuluyor da neden bizler rezillik içinde yaşıyoruz? Hiç kusura bakmasın, ben AKP'lilere de hakkımı helal etmiyorum. Eğer bir kişi de hani bu sosyal medyalarda yazacak olursa, ben onlara vebalimi, günahlarımı da onların boyunlarına veriyorum. Gerçekten geçinemiyoruz. Doğalgazın da çok artışı var. Ve hepsi de maalesef AKP'ye çalışıyor. Bütün doğalgaz, İDAŞ olsun, elektrik, hepsi onlara çalışıyor. Hiç kusura bakmasınlar. Her gün zam var. Marketler her gün değişiyor. Gelsin bakalım başbakan benimle bir gün olsun markete gelsin. Lütfen gelsin. Ben Kılıçdaroğlu'na da aslında, Meral Akşener'e de, İmamoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Kararlı basıyorlar. Yani illa ben onu bunu tutacağım değil, kararlı basıyorlar. Ne olur sözle değil, hep beraber el ele olalım, değişsin bu yöntem. Bu yönetim değişsin lütfen, ne olur Allah rızası için değişsin.